var. Kur'an'da birçok kıssa var. Böyle onların Kur'an, hayatlarından ders almamız tabii gereken çok bir oradan sürü alınan dersler var. Mesela orada Hazreti Yusuf'un kıssasında bir bakıyoruz. Orada çok önemli bir ders var. Adeta kıssa bize diyor ki kuyuya atılan ol gerekirse, gerekirse zindana atılan ol. Ama sakın zindana atan olma, kuyuya atan olma, iftira atan olma. Peki o ama zaman yani senin iftiraya uğraman, kuyuya atılman, zindana atılman bile bunları yapan olmandan çok daha iyidir diyor. Ve ümit hiçbir zaman bitmez diyor. Kuyuya atıldığın yerden bile bir gün çıkarsın bak. İşte nitekim gelip çıktı. Orada bir gün gelir çok önemli bir yönetici olursun. Ama hatırlayalım mı? Hazreti Yusuf çok çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu muydu? Evet. Değil mi? Bir doğuyor ki kreş 10 çocuktan bir tanesiydi. Yanlış hatırlamıyorsan beni düzeltin değil mi? Evet, bir orada da tabii kıskançlığın nasıl kötü olduğu ile ilgili bir şey de var. Orada diğer kardeşlerinin kardeşleri bir kısmı işte onu babalarının ona olan sevgisini kıskanıyorlar. Bu kıskançlıktan dolayı Hazreti Yusuf'u babalarından uzaklaştırmak istiyorlar, yok etmek istiyorlar. Neden daha çok severmiş acaba Hazreti Yusuf'u babası? Muhtemelen tabii Hazreti Yusuf'un babası da bir peygamber Hazreti Yakup. O onda bir Işık ışığı bir şey görüyor. Yani onun ruh yapısındaki inceliği, zekasını, ahlaki üstünlüklerini görüyor. Muhtemelen ondan dolayı ona karşı daha özel bir sevgisi, daha özel bir yakınlığı var. Ama diğer kardeşler çekemiyor. Çekemiyor. Burada tabii hasedin de nasıl kötü olduğu, nasıl kötü sonuçlara götürdüğünle ilgili de aslında orada bir ibretlik bir ders var. Tablo var mutlaka. Peki benim hatırladığım sonra kurt kabar götürmeyin kardeşinizi dediği halde kardeşlerin aslında niyeti belli. Alıyorlar bunu. Koyun kuzu bakmak için çobanlık yapmaya götürüyorlar. Niyetleri tabii baştan onu babalarından uzaklaştırmak, onu hatta öldürmeyi de düşünüyorlar. Sonradan tabii onlar da kıyamayıp kuyuya atıyorlar. Orada kuyuya atıyorlar. Evet. Babalarına da ne diyorlar? Onu tabii kurt kaptı diyorlar, şey yaptı diyorlar. Yani onun bir işte öldüğüyle, işte yok olduğuyla ilgili bir imaj ulaştırıyorlar babalarının zihninde. Kanlı gömleğini falan getirdiklerini hatırlıyorum ben değil mi? İşte babaları da her şeye rağmen yine ümidini kesmeyip hep Hazreti Yusuf'u bekliyor, bekliyor. Hatta işte hastalanıyor, ondan dolayı bir hastalanma şeyi de var. Ama şeyin hani bizim böyle orada kardeşleri tarafından kuyuya atılan gencecik bir çocuğun bundan insan ne kadar elem duyar düşünsenize. Sizi kapkaranlık bir kuyuya atsalar çocuk halinizi ödümüz patlar bizim. Evet. Orada da bir hayır olduğunu görüyoruz. Sonra onu bulanlar dolayısıyla. Tabii tabii. Şunu da yakalamak lazım. Yani Kur'an olayları böyle sadece soyut anlatmıyor. Bazen soyut da anlatıyor. İşte hırsızlık yapmayın, iftira yapmayın, birini öldürmeyin gibi. Yani böyle soyut, yani böyle direkt hükümler üzerinden anlattığı var. Bazense bize mesajı böyle gerçek yaşanmış olaylar üzerinden veriyor. İşte Hazreti Yusuf'ta olduğu gibi. Orada yani kuyuya atılsa bile bir insan nasıl? Ümidin hiçbir zaman bitmemesi gerektiğinin bir dersi var. O kıssayı mesela okuyup da içselleştiren bir insan yarın hayatında mesela kendini kuyuda hissettiği gibi bir an olabilir. Mesela çok amansız bir hastalığa yakalanmış olabilir. İflas etmiş olabilir. Tam işte o bir kuyunun içindeymişsiniz gibi bir his. Maddi açıdan çok kötü durumda olabilir. Sevdikleriyle arası bozulup yalnız kalabilir. Kendisi o kuyudaki insan kadar yalnız hissedebilir. Kesinlikle öyle. Ama o kıssayı içselleştirdiyse o ümidin birçok kimsenin bitti zannettiği bir anda bile Allah'ın bir ışık açacağını, dostlara kavuşacağını, yeniden maddi durumunun iyi olabileceğini, birçok kapının açılabileceğini bilir. Velev lakin diyelim açılmasa bile Allah'a karşı yüzünün ak olmasının ahirette, dünyada olabilecek herhangi bir hayırdan da daha önemli olduğunu bilir. Diyelim ki dünyada iflas ettiniz gitti. Tamam, dünyada hiç paraya da kavuşamadınız. Dünya hayatı zaten geçici. Çok kısa bir süre sonra öleceğiz. Maksat dünyada birine kazık atan kimse olmamış olmak. Başkasının hakkını yiyen olmamış olmak. O iflas etmekten, paranın bitmesinden çok daha kötü. Veyahut da sizin başka bir insana kötülük yapmanız, onu yaralamanız, öldürmeniz sizin amansız bir hastalığa yakalanmış olmanızdan çok daha kötü.